Dördüncü boyuttan merhaba. Rusya'nın Ukrayna operasyonunda 44. gün. Bugün dördüncü boyutta Rusya'ya karşı uygulanan yaptırımları ve bunun diğer dünya ülkelerine olan yansımalarını değerlendireceğiz. Kadir Has Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim görevlisi Soli Özel bizlerle birlikte. Soli Hocam merhaba, hoş geldiniz. Merhabalar Didem Hanım. Arkanızdaki manzara da harika bu arada Soli Hocam. Çok teşekkür ederim. Şeydeyim, Yunanistan'da Delfi'deyim. Bu da bir kültür merkezinin oteli, çok eski ama şahane, bahçesi şahane. Çok güzel. Peki hocam, şimdi yaptırımlarla bir başlayalım o zaman. Sizin bu noktadaki yorumunuz çok değerli. Bu noktada biraz daha hatta yaptırımlara derinden bakalım. Şimdi Avrupa Birliği'nden yeni yaptırımlar var. Rusya'ya karşı uygulanacak bu 5. yaptırım paketi açıklandı. Kömür ithalatından tutun da teknolojik, yani Rusya'nın teknolojik tabanını hedef alan 10 milyar euro değerinde bir ilave ihracat yasakları gündemde hocam. Şimdi bu özel yeni ithalat yasaklarının uygulanacağı duyuruldu ama belli ki daha da sertleşerek devam edecek diyebiliriz aslında bu yaptırımlara. Şimdi bu yaptırımların, Rusya bu yaptırımlara ne kadar direnebilecek hocam? Bu yaptırımların etkisi Rus halkının hayatında nasıl bir dönüşüme yol açacak? Vallahi şimdi bu yaptırımlar aslında bumerang gibi herkesin hayatını zehir edecek. En azından yaptırımları uygulayan ülkeler başta olmak üzere bütün dünyada yükselen bir enflasyon anlamına gelecek. Rus halkı herhalde 2-3 ay sonra son dönemlerde, son 10 yıllarda alışmış olduğu hayat standartlarını kolay kolay sürdüremeyeceğini görecek. Bu tabii Putin'den desteklerini çekecekleri anlamına gelmez. Tam tersine belki bir bütünleşmeye de yol açar. Bu durumda da Ruslar giderek daha fazla Çin'e yaslanmak durumunda kalacaklardır. Bir de daha önceki programlarımızda üzerinde çok fazla durmadık. Sanıyorum bir kez değindik ama dünyanın geri kalanı ve önemli bir takım bölgesel güçleri aslına bakarsanız bu yaptırımlardan hoşnut değiller ve hayli de sert tepki veriyorlar. Bir Brezilya, bir Güney Afrika, bir Hindistan bu olup bitenden rahatsızlar ve hayli de eleştirel bir yaklaşımları var bu yaptırım işine ve aslında nesnel olarak da Rusya'nın yanında duruyorlar. Bunların en önemlisi belki Hindistan'dır. Onlar ticareti falan kesmeyeceklerdir. Bu ABD'nin ikincil yaptırımlar denilen, yani ABD'nin iş yapılmamasını istediği şirketlerle iş yapanların cezalandırılması meselesi de giderek bir uluslararası hukuk meselesi haline gelecek gibi hocam, de Amerika gözüküyor. Amerika Birleşik Devletleri'nden de aslında Türkiye'ye bu anlamda bir uyarı var. Uyarı var, evet. Evet. Onu nasıl değerlendirirsiniz? Yani biz konuşmuştuk bunu. Acaba Türkiye'ye böyle bir uyarı gelir mi? Ne dersiniz? Tamam, bu ama hep olan bir şey. Yani İran için de geçerliydi. Dolayısıyla yani bunun dediğim gibi uluslararası hukuka uygunluğu anladığı kadarıyla çeşitli yerlerde tartışılıyor. Ama işte o yüzden de Türkiye, hani oligarkların parası çok gelebilir ama hani pek fazla bununla ilgilenmeseniz iyi olur gibilerden bir uyarı geldi. Evet. Dünyanın başka ülkelerine de gidiyor. Başlangıçtaki sorunuza dönecek olursak vallahi bu yaptırım işleri sonunda hiç olmaz denilen noktaya kadar, yani gazın bile alınmasının durdurulmasına kadar gidebilir alternatifini buldukları takdirde, öyle gibime geliyor açıkçası. Ve bu tabii yani şimdiden zaten gıda fiyatlarındaki artışı, enerji fiyatlarındaki artışı görüyoruz. Zaten gıda ve enerji fiyatları arttı mı dünyada diğer fiyatları da tutmak herhalde mümkün olmayacaktır. Bu da anladığım kadarıyla beklentilere göre Amerikan Merkez Bankası'nın belki yılın başında ilan ettiğinden daha sıkı bir para politikası uygulamaya çok daha erken geçebileceği anlamına da geliyor. Bu bütün dünyada faizler yükselecektir ya faiz yükselmesini tetikleyecektir. Bütün bunlar da tabii Türkiye'yi çok yakından da ilgilendiren, çünkü doğrudan
ekonomik hayatı üzerinde, halkın yaşam standardı üzerinde, halkın aç kalmaması gibi çok temel bir mesele üzerinde etkisi olacak gelişmeler. O zaman söz yükselen akaryakıt fiyatlarından ve ekonomik krizden açılmışken hocam, enflasyonun yüksek olduğu Peru'da Rusya'nın Ukrayna işgalinden sonra gıda ve akaryakıt ve temel ihtiyaçlarda fiyatlar arttı. Dünyada her ülkede olduğu gibi. Şimdi Peru'da akaryakıt ve gübre fiyatlarına karşı protestolar vardı. Benzer görüntüler Sri Lanka'dan da geldi. Ekonomik kriz sonucunda insanlar sokağa döküldü, kabinedeki tüm bakanlar istifa etti. Benzer bir görüntü yine şu anda sizin bulunduğunuz Yunanistan'da da vardı. Genel bir durum vardı. Tabii. Şimdi Batı'nın Rusya'ya uyguladığı bu yaptırımlar özellikle bu Peru gibi gelişen ekonomilerde nasıl karşılık bulacak hocam? Hayır, yani herkes bundan dolayı çok sıkıntılı. Yani siz daha bekleyin, Mısır patlayacak. Yani şey gibi, Mısır gibi, Orta Doğu'nun pek çok ülkesi gibi, Afrika gibi, bu Ukrayna ve Rus buğdayına zaten ithalat açısından bağımlı ve toplumların ancak ekmek fiyatlarını düşük tutarak kontrol edebilen pek çok yerde ve ekmek fiyatları da düşük tutulamayacağı noktada büyük patlamalar bekleyebiliriz. Yani Haziran-Temmuz'dan sonra eğer Rusya Suriye'ye yapılan dış yardımların durdurulması ya da devam ettirilmemesi yönünde Güvenlik Konseyi'nde oy kullanılacak olursa Suriye'de daha beter, yani savaşın ötesinde bir de gıdadan kaynaklanan büyük baskılar olacağını da görebiliriz. Yani bu iş uzadıkça ve yaptırımlar da devam ettikçe bütün dünya bundan yaptırımları uygulayanlar da dahil olmak üzere son derece olumsuz bir şekilde etkilenecek. O zaman buna yani soracaktım ama siz zaten söylediğiniz cevabı verdiniz ama Türkiye açısından yansımaları nasıl olur? Herhalde bizim de ekonomimiz... Başladı zaten değil mi? Yani resmi 61, gayri resmi 100 ila 114 arası bir enflasyon oranından bahsediliyor. Evet. Türkiye bir tahıl ithalatçısı. Dolayısıyla piyasa fiyatları Türkiye'de etkili olacak. Dünya piyasası fiyatları etkili olacak. Benzer şekilde işte en son gaza %48 zam yapıldı. Petrol fiyatları artacaksa eğer, şeye rağmen hani Amerikalılar stratejik yerlerinden her gün 1 milyon baril serbest bırakarak fiyatlar üzerindeki baskıyı durdurmaya çalıştılar ve sanırım şu ana kadar Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin üzerinde yaptıkları baskı etki ya etmemişti. Yani sonuç alamamışlardı ama o herhalde onları yeniden ikna etmeye de çalışıyor olabilirler. Yani dünyadaki Peru'ydu, Brezilya'ydı, herhangi bir Afrika ülkesiydi ya da Asya ülkesiydi nasıl etkileniyorsa Türkiye'de benzer şekilde bunlardan etkilenecek, kaçabilmesi de mümkün değil. Hocam o zaman buradan Macaristan seçimlerine dair bir yorumunuzu sormak istiyorum. 12 yıldır iktidarda olan Başbakan Viktor Orban seçimini kazandı. Orban'ın AB ile yıllardır bazı görüş ayrılıkları vardı. Özellikle hukukun üstünlüğü, basın özgürlüğü gibi konularda. Şimdi ama şu açıdan da bir bakalım. Putin'le de yakın ilişkisi var Orban'ın. Putin'i sevindirecek bir sonuç tabii bu ama siz nasıl yorumlarsınız hocam bu seçim sonucunu? Tabii Putin çok, yani parmağınızı doğru yere bastınız. Putin'in çok sevineceğine şüphe yok. Polonya'dakilerin de sevineceğine şüphe yok. Geçen de gitmiş olduğum bir konferansta birisi şöyle dedi. Macaristan Orban için çok küçük bir yer ya da Orban Macaristan için çok büyük bir adam, büyük bir siyasetçi. Çok ihtiraslı ve tabii durumunu konsolide etti. Yalnız seçimin ne adil şartlarda ne de eşit şartlarda yapılmadığını bilmek lazım. Oluk gibi para akıttı Orban seçimler için. Fakat ekonomisi de zaten çok da kötü durumda değildi ama bir de anladığım kadarıyla muhalefetin adayının son tahlildeki zayıflığının ötesinde Rusya-Ukrayna savaşında Ukrayna'nın tarafında olduğunu açık etmesi Orban'ın onlara saldırmasına da yol açmış. Ama bence burada dikkat edilmesi gereken bir başka nokta daha var. O da son güne kadar aradaki farkın kıl payı bir fark olduğu söyleniyordu.
18 puanlık bir fark çıktı. Yani bu kamuoyu yoklamalarına bir güvenmemek gerekiyor. İki, böylesine kriz anlarında seçmen bildiği belayı bilmediği cennete teşhis yapıyor. Tercih ediyor. Yani o yüzden de sanırım Türkiye'de pek çok yorumcu Macaristan seçimleri üzerinden Türkiye'ye yönelik bir takım çıkarsamalarda bulundu, değerlendirmeler yaptı. Evet. Hocam peki son bir soruyla tamamlayacak olursak bu haftada. Şimdi savaşın gidişatı üzerine henüz tabii çok değişik varsayımlar seslendiriliyor. Biz de Rusya'yı konuşuyoruz, savaştan sonra ne olacak? Operasyon sonrası Rusya nasıl tekrar ayağa kalkacak ama. Euro bölgesini ne bekliyor hocam? Avrupa'yı ne bekliyor? Yani önümüzde nasıl bir Avrupa fotoğrafı olacak bu operasyon, bu savaş sonrası? Şimdi yani bir fotoğrafın bir tarafında yükselen fiyatlar olacak. Avrupa'daki, Avrupa Birliği'ndeki toplumlar yaptırımların yaratmış olduğu ekonomik baskılara ne ölçüde hala bir dayanışma duygusu nedeniyle destek verecekler ya da sıkıntılara katlanacaklar, bunları şimdiden öngörmek mümkün değil. Şimdi biz sizinle başladığımızdan beri ben bu krizin öyle kolay kolay bitmeyeceğini söylüyordum. İşte Türkiye'deki zirvenin de iyi bir adım olduğunu, Türkiye açısından çok önemli olduğunu, dünyada da böyle değerlendirildiğini kabul ediyorum. Ama kolay kolay bitmeyeceğiz. Benim son okuduğum değerlendirmeler genel olarak askeri açıdan savaşın birinci evresinin bittiğini, bu birinci evrede Rusya'nın hem askeri olarak hem de siyasi olarak yenilgi tattığını düşünüyorlar. Şimdi herkes ikinci evreye hazırlanıyor ve bunun daha çok da Ukrayna'nın doğusunda özellikle bu Donbas bölgesine odaklanacağı bekleniyor. Ve onun ne kadar süreceği, sonucun ne olacağı biraz da Ukrayna'ya yapacağı nedenle etkili olabileceğine bağlarım. O nedenle biz sizinle başka konulara ister istemez değineceğiz bundan sonra ama bu Ukrayna krizi bizimle beraber olacak, benim görebildiğim o. Çok çok teşekkür ediyorum Soli Hocam bu haftaki yorumlarınız için. Biz teşekkür ederiz hocam. Kadir Has Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Görevlisi Soli Özel 4. Boyutta değerlendirdi. Haftaya görüşmek dileğiyle.